Yaşıyor değil mi Selin? Bak saklamayayım ben de, doğruyu söyle. Yaşıyor baba, yaşıyor ama durumu kötü yani, çok kötü. O zaman söyle oradakilere, gaza bassınlar. Hadi çabuk çabuk. Yapma Mesut, yapma yapma. Bir yere gidemezsin. Yapma aslanım. Önce Tunç, sonra Mesut. Lanet olsun usta. Bu nasıl kader ya? Kaldıramadı Tunç'u. Tunç'u o halde görmeye dayanamadı usta. Kanaması değildir ha? Başka bir şeydir. Sağlıkçılar görür görmez anladı usta. Gözümüzün önünde alev alev yandı çocuk. Mesut da onu öyle görünce. Of, hangi baba dayanabilir usta? Beyin damarlarında ani yırtılma sonucu kanama olmuş. Geldiğinde kritik durumdaydı. Hocalar hemen ameliyata aldılar. Peki başka bir şey demedi mi hocalar? Maalesef bu kadar biliyorum. Ha bir de operasyon biraz uzun sürebilirmiş. Yani ne kadar uzun? İnanın bilmiyorum. Müsaadenizle. Ya ne kadar sürerse sürsün. Böyle kaç tane ameliyat atlattı Mesut? Abi yani hemşire kritik dedi, duymadın mı? Gördün halini ya. Ne bir kurşun ne bir şey baba. Gözümüzün önünde yığıldı kaldı orada. Sanki ruhu pes etti. Yeter, yeter Selim. Yani böyle konuşacaksan sus. Hocam nasıl durumu? Ameliyatı iyi geçti. Pıhtıları temizledik. Ancak uyandırmada bekletmemize rağmen kendine gelemedi. Nasıl yani? Ne demek bu? Ya narkoz etkisindedir işte. Hayati tehlikesi geçmedi mi daha? Şu aşamada her şey mümkün. Bilinci geri gelene kadar kesin bir şey söyleyemem size. Evet tamam işte hocam. Uyanmayacak mı bu adam? Hocam kesin bir şey söyleyemem. Ne demek? Bakın Mesut komiserin şu ana kadar bir gözünü açması, yaşam belirtisi vermesi gerekiyordu. Tüm müdahaleler yapılmasına rağmen henüz yanıt alamadı kendisinden. Koma halinde. Ne kadar sürer? Çıkabilir mi komadan bilemiyoruz. İzleyip göreceğiz. Size iyi ya da kötü bir şey söyleyemem. Üzgünüm. Hocam, lütfen iyi bir şey söyleyin, ne olur. Babamın iyileşeceğini söyleyin. Maalesef Mesut'un durumunda bir değişiklik yok. Ama bu bir değişiklik olmayacağı anlamına da gelmiyor, değil mi? Tabii ama burada yapabilecek bir şey kalmıyor. Bu ne demek o zaman hocam? Tedavi için Amerika'ya göndermemiz gerekiyor. Amerika mı? Orada alanında uzman bir doktor var. Gerekli raporları da gönderdik. Peki, yani başka bir ihtimal yok mu hocam? Başka bir çaresi bunun? Her şeyi düşündük müdürüm. Peki iyileşecek mi oraya gidince? Bundan önce birkaç hastayı daha göndermiştik. Sağlıklı sonuçlar verdi. Ama biliyorsunuz tıpta kesin konuşmak zordur. Nasıl olacak bu? Yani bilmediğimiz bir yerde, o halde. Ben bilmiyorum, benim çok kafam karıştı. Biliyorum, tereddüt etmenizi de anlıyorum. Ama inanın bana Mesut'un iyileşmesi için başka seçeneğimiz yok. Biliyorum. Hepiniz nereden çıktı bu Amerika işi diyorsunuz. Ancak orada Mesut'un iyileşme şansı buradakinden çok daha fazla. Dışişleri Bakanlığı'nın ötesinde dünya çapında tanınan bir klinikte tedavi görecek. Bunun için sevinmemiz lazım. Yani uzaya gitmesi benim de hoşuma gitmiyor ama sonu hayırlı olacaksa bu kadarına katlanabiliriz değil mi? Her şeyi de hızlıca ayarlamışsın baba. Benim söylememe gerek bile olmadan aradılar sağ olsunlar. Bu devlet polisini hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Peki o halde nasıl taşınacak? Yolda başına bir şey gelmez değil mi? Doktorlar o kadarını düşünmüştür. Ya orada başına bir şey gelirse? Orada da Kemal komiser gözümüz kulağımız olacak. Merak etme. Değil mi Kemal? Elbette müdürüm. Uçakta da refakat edeceğim. Sonrasında da.
Gözünüz arkada kalmasın. Bu senin görev yaptığın konsolosluk bayağı yakınmış Mesut'un hastanesine. Tabii çok yakın. Her aşamada yanında olacağım. Bizi habersiz bırakma yeter aslanım. Bak, üzgün olmanı anlıyorum. Ama ne olur ümitsiz olma. Görüyorsun bütün şartları zorluyoruz. Herkes seferber oldu. Bu kadar emek boşuna olabilir mi? Bak, hala umut var demek Selin, ha? Baba, birazdan çıkaracaklar Sediye'yle. Ambulansa bindirecekler. Birkaç saniyeliğine görebileceğim yüzünü ve belki de son görüşüm olacak. Benim içimde umut falan yok baba. Tek hissettiğim şey korku. Ben Mesut'u kaybetmekten çok korkuyorum. Ya işte çıkıyorlar. Hadi arkadaşlar, herkes araçlara. Bizde bir değişiklik yok oğlum. Yine it uğursuz peşindeyiz ama baban olmadan da tadı var mı? Yok tabii. Benim de aynı abi. Tadım yok. Allah'tan Selin abla var. Ev kendine geliyor. Zahmet oluyor biraz da ama. Onu saçmalama, olur mu öyle şey? Amerikan vizesinden gelişme var mı? Hala almaya uğraşıyorum ama bir türlü çıkmıyor. Kemal abiyle konuştum bu sabah. Hastaneden aradı. Hatta babamı da gösterdi kameradan. Nasılmış son durumu? Tıraş etmişler biraz. Saç sakal kısalmış. Başka da bir değişiklik yok. Uyuyor işte. Hep uyuyor. O gümbür gümbür sesini özlüyor değil mi insan? Her şeyini özlüyorum ki. Tedavisiyle ilgili bir gelişme yokmuş değil mi? Yani. İyileşme yokmuş. Bıraktığımız gibiymiş. Yeni bir ilaca başlatmışlar. Sanki öncekiler bir işe yaradı da. Vardır bir bildikleri oğlum. Bak, bence bu kadar karamsar olmaman lazım. Baban mümkün olan en iyi tıbbi bakımı görüyor. Bakarsın, beklemediğin bir anda iyi bir haber alırsın. Hepimize bayram olur. Bayram mı? Yapma Hüsnü amca. İyimserlik de bir yere kadar. Hem ben artık hayal kurmaktan yoruldum. Belki de artık yavaş yavaş alışmalı. Neye alışmalı? Babamın yokluğuna. Onsuz bir hayata. Canımız acıtsa da alışmak lazım. Selin. Abi, duymadım, fark etmedim geldiğini. Nasıl duyacaksın, dalmışsın. Ben öyle işte. Yani yaşadığında seviniyorum. Biliyorum nefes alıyor. Ama öyle de sanki yok gibi de yani. Dönse bile bakalım sağlığı eskisi gibi olacak mı? Yani onu da bilmiyorum. Hiç böylesi gelmemişti aklıma. Dünyanın bin türlü hali tabii. Hele bizim meslekte. 3 kere ölümü yendi bu adam. Komalardan döndü. Irak'ta, dağda bir başına kaldı da ölmedi yani. Ama şimdi ya bana ya ona sil. Birbirimize bir şey olur. Şöyle bir de alışırız. Abi Allah korusun, o nasıl söz öyle? Öyle kızım, öyle. İçimden hep biz emekliliği görmeyiz Mesut da diyordum. Ama böylesi. Çok özledim Allah'ın odunu.